Merhabalar, ben Kaptan Bahadır Acuner. Bugün ikinci bir videoyu yapmak zorunda kaldım. Çünkü Pakistan Hava Yolları'nın 8303 sayılı uçak kazası 22 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Onun ilk raporu çıktı. Daha önceden bu konuda video yapmamıştım. Daha doğrusu mizahi bir video yapmıştım. Çünkü insanların kazanın mahalline gidip de sanki orada araştırma yapmış gibi bir şeyleri anlatması benim çok garibime gidiyordu. En azından bir profesyonel bir havacı olarak bunun etik olarak doğru olmadığını düşündüm. Her şeyden evvel bu raporu irdelemeye geçmeden evvel bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım. Dediğim gibi daha önceden bu konuda videolar yapıldı. Bir takım verilerden yola çıkılarak bir takım varsayımlarda bulunuldu ama ben her zaman için bu durumlarda en azından ön raporun çıkmasını tercih ederim. Çünkü bu raporda da görüldüğü üzere ki bunun aşağıya linkini de atacağım. Bu zamana kadar elimizde olmayan bir takım veriler bu rapora konulmuştu. Şimdi bu raporda her şeyden evvel kimler var raporu hazırlayanlarda? Tabii ki Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi hazırlıyor bunu. Bu arada bizim sivil havacılığımıza da bir tane selam yollayalım. Selam Ankara. Biz de artık bu raporları bizim de görmemiz lazım. Görüyorsunuz Pakistan gibi bir ülke bile artık bu raporları açıklıyor. Siz de artık geride kalmayın lütfen, bu raporları açıklayın. Kapa parantez. Bu raporda hem Airbus'tan insanlar var, hem NTSB'den insanlar var. Raporun CVR ve FDR, yani Cockpit Voice Recorder, kokpit konuşmalarının kaydedildiği bizim amiyane tabiriyle kara kutunun ve FDR'ın, Flight Data Recorder'ın, yani uçuş verilerinin kaydedildiği, verilerin toplandığı diğer kara kutunun incelemeleri Fransa'da yapılmış durumda. Dolayısıyla en azından olaya şöyle bakmak lazım. Tarafsız insanlar tarafından yapılmış bu araştırmalar. Onun dışında tabii ki taraf olarak Pakistan Hava Yolları'ndan insanlar bu raporda var ve aynı zamanda da Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından temsil edilen insanlar da var. Şimdi her şeyden evvel kara kutuların birincisinde, yani kokpitte konuşmaların kaydedildiği Cockpit Voice Recorder'da herhangi bir veri bizimle paylaşılmamış. Ben daha önceden yapmış olduğum kaza videolarında da söylüyorum. Özellikle de hem Bişkek'te hem de İran'da meydana gelen enim kazalarda ne yazık ki raporu hazırlayan otoriteler yerel otoriteler oldukları için ve bunlar da her şeyden evvel Türkçeden işte Farsçaya veya işte Kırgızcaya çevrildiği, daha sonra bu ikinci defa bir İngilizceye çevrildiği için bazı konuşmaların özellikle raporlarda gerçek anlamlarını taşımayabileceklerine inanan bir insanım. Ama keşke ben orada olabilseydim de, daha doğrusu orada değil de o raporları okuyabilseydim, o konuşmaları duyabilseydim de bu insanların aklından neler gittiğini görmek isterdim doğrusu. Neden diyecek olursanız, raporun en önemli kısımlarından bir tanesinde ki bunu daha önceden hava trafik kontrolörün de vermiş olduğu bir sayfalık, iki sayfalık bir rapor paylaşılmıştı kamuoyuyla. Burada uçağın sürekli olarak yüksekte ve hızlı kaldığı ve bir türlü aşağıya inemediği, irtifa kaybedemediği, hem irtifa kaybederken de hem de yavaşlayamadığı konusunda bir takım spekülasyonlar vardı. Bu tür spekülasyonlar aynı zamanda Flight Radar 24'te de görülüyordu. O uçuşun verilerini oradan takip edenler de bunu görebiliyordu. Ama onun dışında bu raporda verilen bir grafik var ki bu gerçekten de çok kötü bir grafik bir uçucu açısından. Siz ne kadar gelişmiş bir uçak uçursanız da yapacağınız uçuşlardaki her şey aslında temel olarak aldığınız ilk eğitime, hatta ve hatta PPL'e dayanan bir takım bazı unsurları içerisinde bulunduruyor. Bundan neyi kastediyorum? Örneğin ben hiç unutmuyorum, PPL için uğraşıyordum. Jessica diye bir öğretmenim vardı ve Jessica'nın bana söylediği çok önemli bir unsur vardı. Dedi ki, inişlere çalışmaya başlamışım, bilmem kaçıncı dersteyim vesaire. Ve orada inişleri yapmakta zorlanıyordum. Ondan sonra bana Jessica dedi ki, eğer dedi senin dedi yaklaşman stabil bir yaklaşma olursa dedi,
inişinde o ölçüde stabil olur dedi. Ama dedi eğer yaklaşman irtifa olarak kötüyse, hız olarak kötüyse, uçağın konfigürasyonu olarak kötüyse ve sen bunu kurtarmaya çalışıyorsan büyük bir olasılıkla inişinde çok kötü bir iniş olacak veya kötü bir inişten ötesinde inemeyeceksin ve pasla geçmek zorunda kalacaksın. Hiçbir zaman tereddüt etme pas geçme konusunda dedi. Bunu bir kenara koyduk. Şimdi bu yaklaşmaya baktığımız zaman uçak hem yukarıda irtifa olarak olması gerektiği irtifanın çok üzerinde hem de sürat olarak olması gerektiği süratin çok üzerinde. Bu durumda Airbus 320'nin de maalesef hem alçalamadığını yeteri miktarda hem de alçalmaya başladığı zaman bile iyi bir varyo yakalamasına rağmen hızının gereğinden çok daha fazla yüksek olduğunu görüyoruz. Evet, bir noktada ILS'i yakalıyorlar. Hem yatay düzlemde localizer'ı yakalıyorlar hem de glide slope'u yakalıyorlar. Ama bu bir anlık oluyor ve nedendir bilinmez. Hani demiştim ya ben size o kokpitteki konuşmaları çok iyi keşke duyabilseydim diye. Nedendir bilinmez. Bu yaklaşmanın bir bölümünde açmış olmuş oldukları iniş takımlarını tekrar toplama kararı veriyorlar. İşte bu noktada orada kafalarından geçenlerin ne olduğunu bilmek isterim. Gerçekten de çünkü bu yapılan hata bir takım başka hatalarda onların sonlarını getiren en büyük hatalardan bir tanesi. Daha sonra tabii bunu daha önceden başka videolarda da gördünüz. Özellikle Juan Brand Brancoloro'ya kanalda bayağı güzel anlattı olayı. Hepiniz gördünüz eğer bu konuyu takip ediyorsanız. Pistte motorların sürtünme izi var. Dolayısıyla bu uçak motorlarının üzerine inmiş durumda. Görgü tanıkları ve yanılmıyorsam Tolga işlemişti bu konuyu. Bir banka CEO'su kazadan kurtulanlardan bir tanesiydi. Onun verdiği tanıkların raporlarına göre uçak 3 defa yere çarpıyor pistte. Şimdi tekrar başa dönelim, rapora dönelim. Raporda diyor ki yaklaşmada sorun var. Yüksekte kalmış. Özellikle de diğer aletlerin, yakıt pompalarının vesaire vesaire olduğu alt bölümü de piste vurduktan sonra motorun kendisi her ne kadar dönse bile artık yakıt pompası yakıt sağlayamadığı için veya yağ pompası yağ sağlayamadığı için motor giderek takat kaybediyor ve en sonunda da durma noktasına geliyor. İşte burada yapılan hatalardan bir tanesi de bu durumda bile pistin 4500. noktasında ilk pistle temas sağlanmış. Yani gerektiğinden son derece geç bir mesafede teker koymuş değil ama motor koymuş uçak piste. Şimdi bu kazayı bir bakalım. Şimdi ben kaza raporlarını niye araştırmak istiyorum? Çünkü biz bunlardan öğrenmek istiyoruz. Biz bu hataları tekrardan nasıl yapamayız, yapmamalıyız, yapmamamız için ne tür önlemler almalıyız ve bir takım checkpointler koyarak insanlara bak bunu yaptığın zaman artık ısrar etmeyin işte pas geç demeyi öğretmemiz lazım. İşin ilginç tarafı benim havayolumda şu an uçtuğum havayolunda Pakistanlı bir arkadaşım var ve çok ilginçtir. Kendisiyle bu kaza sonrasında bir iki defa konuştum. Kendisiyle ne yazık ki kaptan aynı zamanda eğitim görmüş ve birbirlerini tanıyan insanlar. Tabii onlar biraz daha böyle şark kültürüne sahip olan insanlar olduğu için hayır dedi kaptan kesinlikle dedi bir problem yoktur onda. Çok iyi kaptandır, çok iyi pilottur. Onun hatası değildir diye olaya yaklaştı. Uçuş eğitiminde de bu başlaması gereken bir kafa yapısı olması lazım. Ne kadar siz uçuş saati sahibi olursanız olun, ne kadar deneyiminiz olursa olsun, yanınızdaki diğer insanı ve etrafınızdan gelen diğer uyarıları ki raporda söylendiğine göre bayağı bir uyarı almışlar. İniş takımlarının doğru konfigürasyonda olmadığı, flapların doğru konfigürasyonda olmadığı, yere çok yaklaştığı konusunda GPS'den, Ground Proximity Warning System'den uyarı almışlar. Bütün bunları eğer siz inişi gerçekleştirmek pahasına ve pas geçmeyeceğim pahasına siz tamamıyla göz ardı ediyorsanız
o zaman böyle kazalarda maalesef kaçınılmaz oluyor demektir. Unutmamak gerekir ki dünyanın en kötü havacılık kazası KLM Tenerife'deki kaza, o KLM'in örnek gösterilen pilotlarından biri tarafından o pilotun hatası sonucunda ortaya çıktı. Dolayısıyla ne kadar uçuş saatiniz olursa olsun, ne kadar deneyimli olursanız olun, hatta ve hatta kaptanlığın dışında titreleriniz bile olsa her zaman için uçağınızı ve yanınızdaki insanları dinleyin. Her zaman için yaklaşmada yaşanan sorunlar işte bu şekilde inişlerde de sorunlara yol açabiliyor. Eğer yaklaşmada sorun yaşıyorsanız pas geçin. Bakın ben bir keresinde bunu yaşadım. Ben bundan önceki havayolumda Washington DC'ye iniş yaparken kontrolör bizi aynı şekilde çok yüksekte bırakmıştı. Onun sonrasında ne yaptım ettim, uçağı bir türlü indiremedim doğru düzgün bir yere. Görerek yaklaşma yapacaktım çünkü oraya görerek yaklaşıyorsunuz bir oradaki nehri takip ederek. Ve en sonunda dedim pas geçiyorum, yapabileceğim bir şey yok. O zaman da first officer'dım ve o zamanlar biz o havayolunda her pas geçişimizden sonra rapor yazmak zorundaydık. Ve bu insanları o kadar çok fazla rahatsız ediyordu ki uçucu ekipleri. Ben raporumu yazdım. Hatta iki defa pas geçmek zorunda kaldım. İki defa pas geçtikten sonra üçüncü denememde inmiştim. Ben raporumu yazdım. Ondan sonra beni aradı. Eyvah dedim, beni dedim fırçaya çekecek. Ne yapacağım, ne edeceğim, ne söyleyecek acaba filan diye düşünürken adam dedi ki sana dedi söyleyeceğim tek şey var dedi. Buyurun dedim. Senden dedi bir şey yapmamanı istiyorum dedi. Allah Allah dedim. Ne isteyecek benden? Bugün ne olursa olsun dedi piyango bileti alma. Çünkü iki defa pas geçmişsin bir günde. Hiç de şanslı günün değil dedi. Şimdi böyle bir kültürden gelip de ondan sonra Pakistan'daki gibi bir kültürdeki kazayı incelediğiniz zaman biraz farklılıkları görmemek elde değil. Tabii bu tür kazalar hiç başka bir batı kültüründe de olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Ama mümkün olan şey, bizim elimizden gelen şey, elimizden geldiğince bu tür kültürleri bizim ülkemizde, Pakistan'da ve bunların tamamıyla hiç yaşanmadığı Kore mesela gibi kaptan Allah'tır türünden kültürlerden artık uzaklaşıp ne olursa olsun bazı şeyler de yerinde gitmiyorsa pas geçelim artık ne olur. Pist de orada olacak geri döndüğümüzde, biz de burada olacağız geri döndüğümüzde deyip olayı tamamıyla güvenliği bir numaralı önceliğimiz yaparak halletmemiz gerekiyor. Kazanın raporunu aşağıya vereceğim. Kazadan bahsettiğim için bu videoda zaten diğer videoda olduğu gibi ben para kazanmaya da açmıyorum. Bu videoyu istediğiniz kadar paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın yalnız çünkü bu ve benzeri şeylerden de konuşacağız. Bakın bunları bir de ben kendim hayatımdan, uçuş hayatımdan da örnek vererek de bir anlamda taçlandırıyorum bu örnekleri. Ben hala öğreniyorum uçmayı, öyle söylüyorum insanlara. Çünkü benim de öğreneceğim hala çok şey var. Kesinlikle ben bir yerlere geldim diye hani her şeyi biliyorum anlamında değil. Özellikle de her şeyi biliyorum diyen pilot bence en tehlikeli pilottur. Bu nedenle kanalı izlemeye devam edin. Benim de sizlerden öğreneceğim şeyler var. O yüzden yorumlarınızı da aşağıya yazmayı unutmayın. Umarım bu tür elim kazalar daha yaşanmaz. Umarım bundan sonra böyle elim kazalar yaşanmaz. Umarım gerek Pakistan Hava Yolları gerek başka hava yolları bu konudan ders çıkarırlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Esen kalın. Ama her şeyden önemlisi sağlıklı ve hayatta kalın. Görüşmek üzere.